Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Android ana ekranınızı özelleştirmeye yarayan Solo Launcher uygulamasını inceleyeceğiz. Müzik Bildiğiniz gibi markette çok fazla Launcher uygulaması var. Launcher dediğimiz olay bu ana ekranı özelleştirme, işte çeşitli temalar yükleme ya da ikonları değiştirme gibi olayların çoğuna launcher diyoruz. Markette çok fazla launcher var. Bu da kafa karışıklığına sebep oluyor. Bunlardan en düzgün olanlarından birisi, çok merak ediyorsanız launcher yüklemek istiyorsanız solo launcher ile la başlayabilirsiniz. Solo launcher hem güvenilir bir launcher uygulaması, aynı zamanda Telefonunuzu veya tabletinizi en az kasacak uygulamalardan bir tanesi. Sol olan alanı yüklediğimiz zaman bize iki tane widget'ı otomatik olarak atıyor buraya. Bir tanesi şu RAM boşaltma muhabbeti, hafıza kullanın. Bastığımız zaman gerekli müdahaleyi yapıyor ya da şuradaki temizleme butonuna da basarsak aynı işlevi görüyor. derdi alt tarafa bir tane saat atıyor, saat widget'ı atıyor. Burada da hava durumunu gösteriyor aynı zamanda. Eğer internete bağlıysanız tabii ki de. Onun dışında şöyle bir göz gezdirelim genel olarak neler yapmış. Gördüğünüz gibi oldukça sade bir tasarıma getiriyor aslında tabletimizi. Ayarlarına bakalım biraz. Şimdi Solo Launcher'ı diğer launcher'lardan ayıran güzel özelliklerden bir tanesi mesela iki kez tıklayarak ekranı kilitleme özelliğinin eklenmiş olması. Onun dışında iki parmağınızı şöyle yukarıya ittirdiğiniz zaman mesela yukarıdaki saat barını tamamen kaldırıyor. Yani diyor ki burada saat var yukarıdakinin ekranı kaplamasına ekstra gerek yok diyor. Tekrar kaldırırsanız onu çıkartıyor. Yani bildirim barını yok ediyor ekrandan şu şekilde. Bu ayarların hepsini değiştirebiliyoruz. 9 tane farklı şekilde parmak hareketi atayabiliyoruz. O ayarlara bir göz atalım. Şurada yüklediğimiz zaman solo araçları diye bir şey geliyor. Şurada hareket ayarları var. Buna giriyoruz. Gördüğünüz gibi çimdik olarak çevirmişler. İçe çimdik, işte ön izlemeleri göster, dışa çimdik, ara falan filan gibisinden. Bunları tamamen kendi kişisel kullanımınıza göre değiştirebiliyorsunuz. Çift dokunma, işte turn off screen bu. g muhabbeti koymuşlar, LG'lerdeki. Ancak uygulamanın bence kötü bir tarafı var. Bu uygulamanın içine direkt gelmiyor. Eğer siz bunu aktif etmek istiyorsanız ekstra sizden bir tane daha uygulama indirmenizi istiyor. O sebepten hani gözümden bir tık düştü diyebilirim. Zaten bunu indirdim ben bu özelliği için. Bir de markette görüyorsun hani böyle böyle parmak hareketleri var gibisinden. Ama indirdikten sonra bana başka bir tane daha uygulama indirmem için diretiyorsun. O istediğim özelliği kullanabilmem için bence biraz saçma olmuş. Ana ekranı geriye dönelim. Ayarlara bakalım. Solo Launcher'ın diğer güzel tarafı da 300'den fazla neredeyse ayara müsaade etmesi ve kendi içinde temalar barındırması. Bu temalar ortalama ya 5000'e yakın teması var diyebilirim. Her zevke hitap eden temalar geliyor. Çevrim içi temalara bakıyoruz. Aynı zamanda temaların yanında yine duvar kağıdı ve ikon paketleri de bulunuyor. Onlardan da yine kişisel zevkinize göre istediğinizi indirebilirsiniz. Şu an çevrim içi olanlardayız. Şu aşağıya doğru inelim. Gördüğünüz gibi hani her renk, her çeşit, her zevke hitap edecek temalar bulunuyor. Eğer bunlardan birini yüklediniz ve sevmediyseniz şuradan yüklü düğmesine basıp default olanı seçip tekrar ilk baştaki gelen temasına dönebilirsiniz ya da buradan indirdiğiniz diğer temaları ayarlayabilirsiniz. Geriye gelince bize böyle bir ekran geliyor direkt ana ekranı döndürmüyor. Bu da Solo Launcher'ın kendi marketi gibi bir şey aslında. Burada işte anlaşma yaptığı muhtemelen Solo Launcher uygulamasının uygulamalar bulunuyor. Bunları indirdiğiniz zaman onlar da para kazanıyor. Ya bunlar reklam anlaşmaları muhtemelen buradan hiçbir şey indirmezsiniz. İşte Light Games canlı duvar kağıtları var burada. Burası güzel olmuş diyebilirim. Canlı duvar kağıdını seviyorsanız eğer bunlardan indirebilirsiniz. Burada da çeşit çok fazla. Dediğim gibi tema duvar kağıdı vesaire gibi seçenekler 5000'den fazla olduğu söyleniyor. Bunlara bir bakarsınız. Sistem araçlarından son olarak ayarlara bakalım. Dediğim gibi çok fazla ayar seçeneği var. Bunları tamamen kendi kişisel zevkinize göre ayarlayacaksınız. Kurcalılıkça bulabileceğiniz şeyler bunlar. Mesela şurada masa üstü sütunları var, masa üstü satırları var. Yani şurada mesela diyor ki 8 tane olsun, şurada 6 tane olsun en fazla sığsın. Bunları maksimum 8'e kadar çekebiliyorsunuz. 8'den fazla olmuyor. Ama masa üstü sütunlarını biraz arttırdığımız zaman bu sefer şöyle göstereyim. Şu alttaki yazılar okunmuyor. O yüzden hani belli bir sınırda tutmak sizin için iyi olacaktır. İşte duvar kağıdı kaydırma, yan ekranları soldur, ekran geçiş efekti gibi birçok seçenek var. Mesela şuradan cubeout yapalım. Gelelim ana ekrana. Gördüğünüz gibi şöyle küp şeklinde dönmeye başlıyor. Daha sonra metin rengi, işte ekranla ilgili ayarları burada tamamen yapabiliyoruz. Şurada dock diye bir seçenek var. Bu dock muhabbeti de alt tarafta devamlı kullandığınız uygulamaları atabileceğiniz bir alan olarak sol olan çırda ayrılmış size. Orayı da dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ayarlar burada şimdi hani anlatmaya kalksak sabaha kadar sürecek. Hani hareketleri de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hani illaki şuradan ayarlamanıza gerek yok. Çok fazla ayarı var dediğim gibi tamamen kendi kişisel zevkinize göre bunu kendiniz ayarlayın. Bir indirirsiniz telefonunuzu hani kasma şikayeti olanlar varmış. Eğer kasmıyorsa bence güzel telefonu sadeleştiren ve şıklaştıran bir launcher diyebilirim solo launcher için. Solo launcher böyle bir ana ekran özelleştirme uygulaması. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum olarak atabilirsiniz ya da siteye yazabilirsiniz. İncelenmesini istediğiniz uygulamaları da bize gönderin arkadaşlar. Onları da bakalım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfalarımızdan takip edin. Aynı zamanda webteknoloji.com'da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.